Bu yana bir seçim süreci yaşıyoruz ve partimizden de genel merkezin aldığı kararla anket yapılarak aday belirlenmesi karar alınmıştı. Bu karardan sonra da partimizde 7 arkadaşımız aday olarak başvuru yaptık. Ve 7 arkadaşımızın da ben dahil olmak üzere 7 kişinin de beklentisi anket yapılacak. Ankette halkta kim varsa halk kimi istiyorsa o atanacak idi. Temel unsur anketin genel merkezinin aldığı karar buydu ve en doğrusu buydu. Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi, Milletvekili Recep Gürkan'ın belediye başkan adayı olarak gösterilmesinin ardından önce partisi CHP'den istifa etti, ardından da DSP'den aday olacağını açıkladı. Değerli arkadaşlar, hayattaki en büyük şey güvendir. İnsana inanmaktır. Koca bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, genel merkezi insanların yalan söyleme hakkına sahip olduğunu düşünebilir misiniz? Düşünemezsiniz. Resmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi, genel başkanı dahil olmak üzere bunu deklar ettiler. Komisyon kararını aldı. Edil anket yapacağız. Halkta kim varsa aday olacak dediler. Arkadaşlarım, hakikaten insaf, tam 9 ay. Bebek doğardı bu zaman içerisinde. 7 aday adayı arkadaşımız, biz 9 doğurduk. Edil Akın'a geldiler. Ve resmen Edil Akın'la alay ettiler. Ve Edil Akın'a rağmen biz bunu yaparız dediler ve yaptılar. Hiç dert olmadı. Edil Akın kimmiş dediler. Biz koyarız, oy verirsiniz dediler. Sedefçi basın toplantısı düzenleyerek milletvekili Recep Gürkan'ı sert sözlerle eleştirerek kandırıldığını öne sürdü. Bunun Edin Halkı dersini vereceğini ben halkıma güvenerek söylüyorum. Sözün namus olduğunun erdemini Allah insanlara yüklemiştir. Recep Gürkan vekilimiz bangır bangır bağırarak her tarafta benim adayım Hamdi Sedefçi dedi. Adayım Hamdi Sedefçi'dir benim dedi. Mesela genel başkan düşündü de bana aday sensin mesajını verdi. Dün emek verdiğiniz, vekil olmasına bir katkı yaptığınız ve bu insanın size şunu söylediğini de biliyorsunuz. Arkadaşlar şunu söyledi bana. Sen de benim namusumsun. Ben namusum.com'am dedi. Ve arkadaşlar, bu arkadaşımız bana evladını üstüne yemin etti. Evladını üstüne arkadaşlar. Genel başkana son 5 gün 6 günlük kulisler yaparak Gülsel Tekin'le beraber açık konuşuyorum. Beraber bir kumpas kurdular. Tam kumpas kurdular arkadaşlar. Peki bu adam şu an Edirne nasıl gelecek? Edirne halkın nasıl yüzüne bakacak? Ben nasıl dürüstüm, ben namusluyum, ben Edirne hakkını sapmam nasıl diyecek? Bana hainliğin büyüğünü yaptı. Benim canı ciğeriydim, namusluydum. Bu adam şu namusunu sattı arkadaşlar. Beni sattı. CHP Genel Merkezi'nin anket çalışmasıyla aday belirleyeceğini açıkladığını, ancak Edirne Milletvekili Recep Gürkan'ı aday göstererek Edirne halkıyla alay edildiğini ileri süren Sedefçi, brütüslük yaparak, yılanlık yaparak beni hançerlemiştir dedi. Şimdi bu arada Edirne halkının ne kadar namusunu koruyacak, ne kadar Edirne halkına hizmet verse ne kadar bunlara sahip çıkacak. Böyle bir yağma var arkadaşlar ya. Böyle bir insanlık vasfı var mı? Sen ne kadar çıkacaksın ETV'ye, ETV'de bir adayım Hamdi Sedef diyeceksin. Sonuna kadar beraber diyeceksin ve ana kazı kaçacaksın. Samket nasıl geleceksin kardeşim? Burada atlanılan bir şey var. Sayın Hamdi Sedefçi, Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı. Benim belediye başkanım. Edirne'de yaptırdığımız bütün anketlerde Sayın Hamdi Sedefçi önde çıktı. Kim en çok oy alıyorsa bizim adayımız olur. Çünkü bizim amacımız Türkiye'yi yönetmek, sadece Edirne'yi kazanmak değil. En çok oyu getirecek olan ismi aday yapacağız dedim. Ya başkan gidiyor diyor ki, şimdi yalan söylüyor insanlara. Diyor ki ben Hamdi Başkan'ı ikna ederim. Hamdi Başkan hiçbir yere geçmez. Bağımsız çıkmaz, DSP'ye geçmez, beraber çalışırız diye ikna ediyor genel başkanı. Milletvekili Gürkan'ın kendisine desteğinden dolayı sen benim namusumsun dediğini belirten Sedefçi, ben onun namusuydum, şimdi vekil hangi yüzle Edirne'ye gelecek ve dürüstüm, namusluyum diyecek. Genel merkeze, milletvekilliğine güvendim, ancak bir oyunla karşı karşıya kaldım dedi. Peki bu adam şu an Edirne'ye nasıl gelecek, Edirne'ye halkın nasıl yüzüne bakacak? Ben nasıl dürüstüm, ben namusluyum, ben Edirne hakkını sapmam nasıl diyecek? Bana hainliğin büyüğünü yaptı. Benim canı ciğeriydim, namusluydum. Bu adam işte namusunu sattı arkadaşlar. Beni sattı. Ben 9 aydan bu yana adayım diyorum biliyorsunuz. Adayım derken de güvendiğim taraftar vardı arkadaşlar. Benim taraftarım birisi halktı. Ben halkıma güvendim. Halkıma inandım, onlara güvencesiyle adayım dedim ben. İki,
genel merkeze güvendim arkadaşlar. Genel başkana güvendim ya. Vekilime güvendim arkadaşlar ben. Vekilin namus şerefli bir insan diye düşünerek güvendim ona ben. Bakın arkadaşlar ben 30 yıllık CHP'liyim. 30 yıldan beri CHP'liyim ben. Ben hayatım boyunca hapislere girdim. Baskılara maruz kaldım. Müfettişler geldi. Tehditler aldım. Ama asla ve asla hapislere rağmen, tehditlere rağmen, baskılara rağmen ben çizgimi bozmadım. Hep onurum şerefine namuslu CHP'li olmaya devam ettim. Ben ya CHP'li öleceğim. Açık konuşuyorum. Ben CHP'li olarak öleceğim. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Onlar partiye dün geldiler. Dün dağdan geldiler. Bugün bağdakini kovuyorlar. Bırakıp sana kıyıyor. Bu parti ufaltıyor. Bu şu an partide resen katliam mı arkadaşlar işleniyor? Katliam yapılıyor ya. Şu an Balkan'da yakın kim insan varsa hepsi tertemiz yapılıyor. Böyle bir anlayış, böyle bir zihniyet var mı ya? Balkan kim kardeşim? Ecevit kim? Bizim genel başkanlarımız. Ondan saygılı olmak zorundayız. Parti böyle, bugünler böyle, bunların sayesinde geldi. Ve arkadaşlar benim şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün son günüm.